Sevgili Kızılca Gün TV izleyenleri, herkese merhabalar. Bugünkü konu başlığımız boşanma davaları ile gelincik projesi ve kapsamı olacak. Konuğumuz ise çok kıymetli üstadımız avukat Jülide Soybaş. Hoş geldiniz üstadım. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz de iyisiniz. İyiyiz, teşekkür ederiz. Boşanma davalarının sebepleri nedir? Bu şekilde başlayalım isterseniz. Boşanma davalarının sebepleri tabii sosyal ekonomik sebeplerinin yanında biz bugün isterseniz kanundan biraz bahsedelim. Genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak Medeni Kanun'da düzenlenmiş boşanma. Genel boşanma sebebi hepimizin çok bildiği, alışık olduğumuz, eskiden şiddetli geçimsizlik olarak bilinen ama şimdiki kanunda evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak geçen boşanma sebebi. Burada taraflardan birinin eşinden şiddet gördüğünü iddia etmesi, psikolojik şiddet, ekonomik, cinsel ve fiziksel şiddet buna dahil olabilir. Eşlerden birinin eve karşı sorumsuzluğu, ev görevlerini ihmal etmesi olabilir. Çocuklara kötü davranılması olabilir. Eşi suçlamak, onun hayatında işte baskı kurmak, arkadaşlarıyla, ailesiyle görüşmesini engellemek gibi olabilir. Çok fazla çeşitli sebepleri var. Güven sarsıcı davranışlar olabilir. Bunlarla da çok karşılaşıyoruz. Bunlar genel boşanma sebepleri. Taraflar bu iddiayla davalarını açtıklarında en önemli şey tabii bunları kanıtlamak zorunda olmaları. Bizim boşanma davalarında en önemli kanıtımız tanık delili. Bu iddiaları doğrulayacak tanıkların olması gerekiyor. Ve bu tanıkların görgüye dayalı anlatımları olmalı. Yani bilgiye dayalı, ya ondan duymuştum, şöyle yaptığını bana söylemişti şeklindeki tanıklıklar boşanma davasında etkili değil. Hakimin de çok kanaatini vermesine yardımcı tanık beyanlar olmuyor. Söylemden daha ziyade görgü tanıklığı. Evet, görgü önemli. Boşanmayla birlikte neler istenebilir? Tarafların müşterek çocukları varsa velayet talepleri olabilir. Nafaka talepleri olabilir. Çalışmayan eş diğerinden hem kendisi için hem çocuklar için nafaka isteyebilir. Ve bunu hemen davanın başında davayı açar açmaz tedbiren mahkemeden isteme hakkına sahip. Mahkemede çünkü davaların biz biliyoruz ki bir boşanma davası açtığımızda en az 1-1,5 yıl yargılama süreci sadece yerel mahkemede sürüyor. O yüzden hemen davanın başında bu tedbirlerin alınmasını isteyebilir. Yine maddi manevi tazminat talepleri olabilir. Burada tazminat taleplerinde hakimin dikkate aldığı konu ve yasal olarak da olması gereken kusur ağırlığı. Eğer kusuru varsa karşı tarafın ondan tazminat isteme hakkına sahip davayı açan taraf. Maddi tazminat işte boşanma sonucunda destekten mahrum kalma gibi bir tazminat çeşidi olarak düşünülebilir. Yani boşanmayla birlikte yeni bir ev kurulacak, yeni bir düzen, yeni eşyalar alınacak. Ya da mesela Yargıtay'ın deyimiyle miras hakkından mahrum kalmak bile bir maddi tazminat sebebi olabilir. Bunun bir kriteri yok. Tamamen hakimin takdirine bağlı. Bunu kusurun ağırlığına göre ve tarafların sosyal ekonomik durumlarına göre hakim belirliyor. Manevi tazminat da tarafların evlilik birliği içinde birbirlerine karşı fiziksel şiddet olabilir, hakaret, psikolojik şiddet olabilir. Yani kişilik haklarını saldırıya uğramış herkesin talep edebileceği bir tazminat çeşidi. O zararın bir nebze olsa giderimini sağlıyor ve hakimin tamamen takdirine bağlı olarak belirleniyor. Peki bu mal rejimine ilişkin de çok sorular geliyor üstadım. Mal rejiminde diyorlar ki mesela mevcut boşanma davasındaki kusur oranına göre mi diyorlar malda
bölünecek, yoksa diyorlar edinilmiş mallara katılma rejimi gelince yarıya mı bölünecek direkt diyorlar. Şimdi mal rejimi konusunda da çok tabii genel yanlışlar var bilinen. Bir kere aslında tam olarak hani eşler yarı yarıya katılıyor artık gibi bir söylem doğru değil. Biz bunu müvekkillerimize anlatmaya çalışıyoruz. O zaman anlaşılıyor tabii ama şöyle 2002 değişikliğinden sonra edinilmiş mallara katılma rejiminin artık geçerli olduğu tüm evliliklerde kabul edildiğinde kastedilen şuydu. Kişisel malların ayrılmasından sonra kalan miktar üzerinde aslında katılma, yani birlikte edinilmiş mala katılma söz konusu oluyor. Kişisel mallar mesela çok çeşitli örnek verebiliriz ama en çok sorulan miras. Mesela miras payı. Eşler birbirlerinin miras payına ortak olmazlar. O kişisel maldır. Mesela mal rejimiyle ziynet de çok birbirine karışıyor. Ziynet kişisel eşyadır mesela. Ama şöyle olabilir. Bazen ziynet eşyalarıyla bir ev alınmış olabilir. Ortak bir ev. Orada işte kişisel malı ayırıp kalan mal üzerinden paylaşım yapılması gerekir. Çok teknik detayları da var konunun. Çok ayrıntıya girmeyelim ama bir tek zina ile ilgili kısımda biraz mal rejiminden yoksun bırakma ile ilgili bir kanunda düzenleme var. O kısımda bir farklı bir durum var. Onun dışında kusurla malın bir alakası yok aslında baktığımızda. Yani zina olarak kanıtlandıktan sonra zina suçun, yani suç değil hatta zinayı yapan taraf şeyden mahrum ediliyor. Evet, edilebiliyor. Tamam, onu da söylemek iyi oldu tabii. Yani normalde o zaman baktığımız zaman gene bir toparlama yaparsak şöyle. Mal rejiminde yine herhangi bir kusur oranı önemli olmuyor. Kişisel mal ayrıldıktan sonra ortak mal taraflar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Tekrar boşanmaya dönecek olursak hemen çok böyle genel yanlışları bir düzeltmek için birkaç bir şey söylemek isterim. Mesela velayetle ilgili çok bize konuk olduğumuz programlarda da çok sorarlar. Kadınlar özellikle çok sorar mesela bir soruyu. Mesela velayetin de tarafların çalışmasıyla bir ilgisi yoktur. Sosyal ekonomik güçle çok doğrudan bağlantılı değildir. Böyle yanlış inanışlar var. İşte kız çocuk anneye verilirmiş, oğlan çocuk babaya verilirmiş, yok 7 yaşından önce anneye verilirmiş, sonra babaya verilirmiş gibi böyle bir yaş ayrımı ne kanunumuzda ne de aslında Yargıtay kararlarında var olan bir şey değil ama genel bir yanlış var. Zaten boşanmada velayeti isteyen kişi velayeti alırsa eğer karşı taraf ona ekonomik gücü oranında bir nafaka ödeyecek. Dolayısıyla velayeti alan tarafın çalışıp çalışmamasının bir önemi yok. Onu belki de söylemek lazım. Özellikle kadınların bu açıdan çok mağdur olduklarını bildiğimizden bunu söyleme ihtiyacı duydum. Ben çalışmıyorum ki çocukları bana zaten vermezler gibi bir inanış oluyor. Öyle bir şey yok. Çocuk ahlaki bakımından hangi tarafta daha iyi yetişecekse, yani üstün yararı neyi gerektiriyorsa, kimin tarafında kalmasını gerektiriyorsa velayet ona göre aslında karar veriliyor. Onu söylememiz lazım. O önemli bir konu bence. Yani bu boşanma aşamalarını anlattık. Şimdi bu kadınlar geliyorlar. Mesela durumu iyi olmayan kadınlar. Avukat tutmakta zorlanabiliyorlar. Evet. Onlara ne tarz bir öneriniz olur? Avukat tutma gücü olmayan, ekonomik gücü olmayan kadınlar ne yapmalı boşanmak isteyen eşinden? Şimdi öncelikle ekonomik gücü olsun olmasın tüm tarafların boşanma davasını bir avukatla takip etmelerinin çok önemli olduğunu hep söylüyoruz. Çünkü haklar yasada düzenlenmiş. Bunları en azından öğrenmeye ihtiyaç var ve boşanma davasının psikolojik olarak da zor bir süreç olduğunu ve işte yazılı yargılama usullerine tabi olduğunu bildiğimizden sürekli bu uyarıyı yapıyoruz. Yani bir boşanma davasını lütfen avukatsız takip etmeyin. Mutlaka bir güvendiğiniz avukatla yürütün. Ekonomik gücü olmayan kişiler bakımındansa neyse ki barolarımız var. Bütün illerdeki barolarda adli yardım merkezleri var. Ankara'da da mevcut. Ankara'dan eğer örnek verecek olursak. Ekonomik gücü olmayan kişiler belli şartları sağlamaları halinde yapılacak görüşme, mülakat sonrasında kurulun vereceği kararla avukat atanması şansına sahip olabiliyorlar. Burada
tam da burada bir gelincik merkezinden isterseniz evet. bahsedelim. Şimdi Ankara'da hem adli yardım büromuz var hem de gelincik merkezimiz var. Gelincik merkezi ile adli yardımın farkı aslında bir aralarında iş bölümü var diyebiliriz. Gelincik merkezi şiddete uğramış bireyler konusunda özel çalışan bir kurum. Daha çok da gönüllü avukatlardan. Gönüllü avukatlardan. Adli yardım da gönüllü avukatlardan oluşuyor ama ikisinde de aslında avukatların eğitilmesiyle ilgili bir farklılık var diyelim. Mesela gelincik merkezine katılan bir avukat bu konuda eğitim alıyor. Şiddet konusunda eğitim alıyor. Şiddete uğramış bir mağdurla nasıl konuşulacağından tutun. Ona uygulanacak yasayla ilgili özel eğitimler alıyor. O yüzden buradan onun mesela hattını söyleyeyim. 444-4306 Gelincik Merkezi. Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilen bir hat. Tabii sadece Ankara içine sınırlı olarak biz avukat ataması yapabiliyoruz ama telefonla aradıklarında da onlara yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa yani o anda mesela birkaç defa benim de başıma geldi. Şiddete uğradığını, işte odadan çıkamadığını söylüyor. Hemen işte 155 ile şey yapıp irtibat kurup adresini öğrenip polisin oraya gitmesi ya da jandarma bölgesindeyse eğer bilgilerine ulaşabiliyorsak onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Gencik merkezinde şiddete uğramış dediğim gibi mağdur bireylere yardım ediyoruz. Kadınlar, çocuklar gibi. İsterseniz buradan biraz yasadaki tedbirleri konuşalım. 6.284 sayılı kanunumuz var bizim. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkında kanun. Orada şiddete uğrayan kişinin, tabii şiddetin tanımını artık biz fiziksel olmadığını sadece biliyoruz. Bu konuda yeterince farkındalık oluştu ama bir kere daha çok kısa bahsedelim. Şiddet dediğimiz şey sadece fiziksel şiddet değildir. Onun dışında psikolojik şiddet var, işte hakaret edilmek, aşağılanmak, sövülmek. Ekonomik şiddet var, işte maddi destekten yoksun bırakmak. Yani mesela eve kilitleyip günlerce para vermeden birini tutmak ya da gelirine el koymak gibi. İşte cinsel şiddet var, zorla cinsel birlikteliğe zorlamak gibi. Bütün bunlar genel şiddet tanımı içinde yer alıyor ve şiddete uğrayan taraf 3 yolu var. İsterse karakola, en yakın karakola, isterse savcılığa, isterse aile mahkemelerine doğrudan başvurarak kendisi hakkında, yani daha doğrusu şiddeti uygulayan kişi aleyhine tedbirlerin uygulanmasını isteyebiliyor. Bu tedbirler neler? İşte en çok bildiğimiz uzaklaştırma kararı. Yani şiddet uygulayan kişinin kendi bulunduğu eve, iş yerine, konuta, çocuklarsa bu şiddete uğrayan çocukların bulunduğu yere yaklaşmaması. Eğer silahı varsa silahını kolluk güçlerine teslim etmesi. Kamu görevlisi bile olsa mesela o sebepten silah taşıyorsa onu bile kurumuna teslim etmesi şeklinde gelişebiliyor bu. Yine iletişim vasıtalarıyla rahatsız edilmemek gibi hakim bir takım tedbir kararlarına hükmedebiliyor. 6 ay için geçerli oluyor. Bir kere de en fazla 6 ay için verilebiliyor. Burada tabii en önemli şey sadece şiddete uğramış değil, uğrama ihtimali olan bireylerin de bu haktan sahip olabilmesini söylemek olabilir. Ve bir de şu çok önemli, özellikle en yakın karakola başvurulması halinde karakolların anında işte uzaklaştırma, koruma kararları verebilme yetkileri var. Yani şiddete uğrayan kişi polise sığındığında hemen karakoldan kararı alıp kendisine şiddet uygulayan kişinin evden çıkarılmasını sağlayabiliyor. Bu önemli bir gelişme. Onun dışında doğrudan savcılığa başvurulduğunda filan biraz mahkeme süreçleri daha uzayabiliyor. Ama doğrudan aile mahkemesine gidildiğinde de daha hızlı ilerleyebiliyor. Şeyi de merak ediyorlar üstadım. Şimdi koruma tedbir kararı veriliyor mahkemeden. Vatandaş diyor ki tamam, ben eşime karşı şu kadar mesafede yaklaşmayacağım, gitmeyeceğim, görüşmeyeceğim. Yalnız diyor çocuğumu göremiyorum diyor. Çocuğumu nasıl göreceğim diyor. Bunun hakkında ne diyebiliriz? Vatandaşlar çocuklarını nasıl görebilir koruma tedbir kararı varken? Şimdi
koruma tedbiri istenirken çocukla kişisel ilişkinin düzenlenmesi de istenebilir. Hatta nafaka da istenebilir. Yani yasadan kaynaklı medeni kanun dışında bu yasada hem nafaka hem de çocukla görüşmeyle ilgili şeyler de var. Eğer uzaklaştırma kararında bununla ilgili bir düzenleme yoksa o kişi ya o karar veren mahkemeye ya da ayrıca bir tedbir kararı için çocukla kişisel ilişkisinin düzenlenmesi için başvuru yapabilir. Anladık. Yani bu valiliklerle kaymakamlıkların da vermiş olduğu koruma tedbir kararları var. Onlar ne derecede uygulanıyor? Onlar uzaklaştırma şeklinde değil de mesela işte maddi yardımlar şeklinde olabiliyor. Ya da iş yerinin değiştirilmesi söz konusu olabiliyor mesela. O şekilde tedbir kararları verebiliyorlar. Ya da barınma yeri sağlanması. Buradan belki sığınma evlerinden de bahsetmek evet, gerekiyor. Tam da yerine gelmişken. Şimdi şiddeti önleme merkezlerimiz var bizim. ŞÖNİM diyebiliriz kısaca. Ankara'da da var. Birkaç yerde daha var. Burada artık tüm şiddetle ilgili verilen kararlar, uzaklaştırma kararları diyelim yani 6284'e tabi kararlar tek merkezde toplanıyor. Ve karakola uğrayıp şiddete uğradığını söyleyen ve sığınma evine gitmek istediğini söyleyen kadınlar yine karakol aracılığıyla ŞÖNİM'e götürülüyorlar. ŞÖNİM önce bir mülakat yapıyor. Yani görüşüyor gelen kişiyle. Onun psikolojik durumunu bir tahlil ediyor. Ve bir süre geçici barınma yeri sağlıyor. Daha sonra da uygun sığınma evine yerleştiriyor. Prosedür bu şekilde. Yani doğrudan sığınma evine kimse gidemiyor. Yine bir karakol aracılığıyla ve ŞÖNİM kanalıyla yerleştirilebiliyor. Sığınma evleri nasıl oluyor? Otel tarzı mı oluyor bunlar? Şimdi sığınma evlerini biz hiç göremiyoruz. Yani görmedik bu zamana kadar. Evet. Çünkü gizli. Hem yerleri gizli hem içerinin aslında nasıl olduğunu da bilmiyoruz ama muhtemelen bir tahminim bir apart tarzı da evler de olabiliyor. Mesela çocuklarla birlikte kalınabilecek şekilde belediyelerin sığınma evleri var. Bir de bakanlığa bağlı sığınma evleri var. Belediyelerden mesela ev şeklinde sığınma evi yapan belediyeler olduğunu duymuştum ben. Kades uygulaması yeni başlamış. Hatta haberlerde gördük bir kadın kocasından kurtarmak için kendini mesajda bulmuş. Bu nasıl oluyor? Nasıl çıktı bu uygulama? Bu da yine İçişleri Bakanlığı ve Emniyet kanalıyla telefona indirilebilen bir uygulama. Burada şiddete uğrayan kişi program aracılığıyla konum bilgileri de açık olması lazım bildiğim kadarıyla. Oraya hemen polisin gelip onu almasını sağlıyor. Peki bu başvuran kişiler herhangi bir mahkeme kararı olmadan direkt mesela ben şu an indirip programa şu an şiddete uğruyorum diye mesaj atabilir miyim? Tabii. Yani o hemen anında 155'i aramadan direkt oradan program işte konum bilgileri de açık olursa hemen yerinizi tespit edip geliyorlar diyebiliyorum. Güzel bir uygulama. Evet. Güzel bir uygulama. Evet. Üstadım çok teşekkür ederiz. Süremizin de sonuna geldik. Güzel güzel bilgilendirmeler yaptınız. Aynen çok güzel. Ben de çok gerçekten güzel bilgilendirmeler yaptım.